Canlarım hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine çok güzel bir açısal momentum sorusuyla devam ediyoruz. Omega açısal hızı ile tam ortasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz bir şekilde dönen metal kürenin dönüşü esnasında sıcaklığı azaltılıyor. Peki, sıcaklığı azalan metalin geometrik yapısı bozulmadan büzüldüğü bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar metal başlangıçta bu kadar büyüklüğe sahip olsun. Fakat soğutulduğu zaman yarı çapının küçüldüğünü düşünelim çünkü büzülüyor. Peki yarı çapı küçülünce eylemsizlik momenti ne olur, açısal momentumu ne olur gibi sorular soruluyor. Şimdi bir kere başlangıçta yarı çapı büyük olduğu için eylemsizlik momenti de fazladır. Çünkü eylemsizlik momenti ne ile orantılıdır? Kütle çarpı yarı çapın karesi yani dönme eksenine olan uzaklığın karesi ile orantılıdır. Tabii ki de şekilden şekile değişiyor. İçi boş kürenin farklı bir formülü var. içi dolu bir kürenin farklı bir formülü var. Bazen burada 1 bölü 2 yazıyor. Bazen burada 1 bölü 12 yazıyor. Bir sürü şey var. Bizim bunları ezberlememize gerek yok. Biz sadece emre kare ile orantılı olduğunu bilmemiz yeterli. Şimdi küre soğutulduğu zaman küçülüyor. Yani abartalım biraz. Küre yaklaşık olarak şu kadar bir şey olsun. Şimdi küçüldü ama kütlesi aynı kaldı. Sonuçta bu sadece büzüştü. Kütle aynı kalıp bunda bir değişme yok ama yarı çap küçüldü. Yarı çap küçülünce tabii ki de eylemsizlik torku küçülür arkadaşlar. Burada eylemsizlik momenti azalmıştır diyor doğru. Açısal momentumu artmıştır. Arkadaşlar bu sisteme dışarıdan bir tork etki etti mi? Yani birisi gelip bunu çevirdi mi? Veya birisi gelip bunun dönmesini engelleyici bir kuvvet uyguladı mı? Yani dış tork sıfırsa açısal momentum korunur. Yani ilk açısal momentum son açısal momentum'a kesinlikle eşittir çünkü tork sıfır. Dışarıdan hiçbir kuvvet etki etmiyor. Dolayısıyla açısal momentum artmıştır ifadesi yanlış. Açısal momentum değişmemiştir demesi gerekiyordu. Şimdi L eşittir I çarpı W diye bizim bir formülümüz var yani L açısal momentum formülü. Bu sorumuzda burası sabit kaldığı için I'nın da biz azaldığını bildiğimiz için açısal hızında arttığını öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla açısal hız artmıştır. Bu da arkadaşlar doğrudur. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'tür. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.